Want to speak real Turkish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at TurkishClass101.com. Hi, everyone! Are you ready to test your language level? In this video, we'll test your listening skills. We'll go over four levels of difficulty so you can figure out what your real level is. And if you want to improve your language listening comprehension skills, just click the link in the description to access the best audio and video library of online content. Let's go! Level 1. Absolute beginner. Bir erkek ve kadın fotoğrafa bakıyor. Hangi fotoğrafa bakıyorlar? Bu fotoğraf oğlunun oynadığı futbol takımına ait değil mi? Hangisi oğlun? Bu. O! Boyu en uzun olan. Herhalde yani. Benden bile uzun. Bir erkek çocuk günlüğünü okuyor. Bugün ilk yaptığı şey ne oldu? Bugün hava çok güzel. Öğleden sonra havuzda yüzmeye gittim. Akşam üzeri de sinemaya gittim. Ayrıca tüm sabah ders çalıştım. Bugün hiç de fena değildi. Bir adam doktorun muayenehanesini arıyor. Doktorun muayenehanesinde ne zaman olması gerekiyor? Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim? Bugün kaçta kapanıyorsunuz? Altıda kapanıyoruz. Ama lütfen beş buçuktan önce gelin. Peki, teşekkür ederim. Bir adam ve kadın restoranda menüye bakıyor. Adam ne sipariş edecek? Sen ne sipariş edeceksin? Pizza çok lezzetli görünüyor. Sanırım ben onu alacağım. Dün pizza yedim. O yüzden Tamam o zaman. Hamburger nasıl? İyi olabilir. Onu alayım. Bir kadın kitapçıdaki mağaza görevlisine bir şey soruyor. Kadın hangi kitabı görmek istiyor? Affedersiniz. O rafın üzerindeki kitaba bir bakmak istiyordum. Hangi kitabı? isterseniz arabalarla ilgili olanı. Bir dakika lütfen. Bu mu? Evet, o. Buyurun. Level 2. Beginner. Bir adam ve kadın şirketin kart vizit tasarımı hakkında konuşuyor. Hangi tasarımda karar verdiler? Şirket kart vizitlerinin yeni tasarımları geldi. Sence hangisi en iyisi? Bir bakalım. Bence firma ismi daha büyük olmalı. Tamam o zaman. Bunlardan biri olsun. Evet, bunları sevdim. Çünkü firma ismi büyük ve üstte. Birinde fotoğraf için yer de var. Ne dersin? Hmm. Bence yazıları biraz küçük yapıyor. Doğru. Fotoğraf olunca yazının okunması biraz zor olabilir. Tamam o zaman. Öbürünü seçelim. Hava durumunu dinliyorsunuz. Hava nasıl olacak? Tüm sabah boyunca güneşli bir hava var. Fakat öğleden sonra bulutlanma olacak ve gece yağmur bekleniyor. Gece boyunca yağan yağmur yarın güneşin kendini gösterdiği sabahın erken saatlerine kadar devam edecek. Bir adam Telefonda karısıyla konuşuyor. Ne alacak? Hey, ben eve dönüyorum. Tamam, eve dönerken bir şeyler alır mısın? Elbette. Ne almamı istersin? Yarınki kahvaltı için süt ve ekmeğe ihtiyacımız var. Süt ve ekmek. Tamamdır. Kaç kutu süt? Bir tane yeter. Tamam. Başka bir şey? Bir saniye. Yağımız kalmış mı bir bakayım. Tamam daha varmış. İyi. Piramız kaldı mı? Evet, hala bir şişe var burada. Tamam o zaman. Şu an daha almamıza gerek yok. Evet, tamamdır. Teşekkürler. Bir adam ve kadın ofiste yazıcılar üzerine konuşuyor. Eski yazıcı nerede? Yeni yazıcıyı nereye koyalım? Hmm, bence şu an eski yazıcının olduğu yere koymalıyız. Ama eskisi hala çalışıyor. Kullanmaya devam edeceğiz. Peki, o zaman yenisini oraya koyamayız. Kötü oldu. Yenisini kapının yanındaki rafın üzerine koymak iyi olurdu. Fakat orada sadece bir yazıcı için yer var. Tamam o zaman, odanın öbür tarafına koyalım. Doğru. Pencerenin yanı nasıl? Gayet güzel. Bir adam karısına doğum günü hediyesi için bir kuyumcuya bakıyor. Hangi kolyeyi alacak? Nasıl yardımcı olabilirim? Karım için bir doğum günü hediyesi arıyorum. Ne önerirsiniz? Pekala. Bu kolye nasıl? Hmm. Biraz fazla uzun görünüyor. Peki ya buradakiler? Bir çiçekli kolye ucu olan var, bir tane de kalpli. Biraz daha zarif bir şey arıyorum. Buradaki inci kolye ne kadar? Üç bin lira. Hmm, çok pahalı. Tamam, bunu alacağım. Elbette, buyurun. Level 3. Intermediate Bir kadın bir yandan elbise deneyip bir yandan satıcıyla konuşuyor. Kadın hangi elbiseyi alacak? Size gayet yakıştı. Üzerinize de tam oturdu. Evet, bedeni oldu. Ama ben genelde sade renkler giyerim. Bu tür desenlere alışkın değilim. Bence size çok yakıştı. Öyle mi? Yine de bunu giyebilmem için biraz cesarete ihtiyacım var. Peki bu elbise nasıl? Bu desen daha oturaklı. Diğeri gibi göze batmıyor. Haklısınız. Onu da bir deneyeyim. Buyurun. Nasıl oldu hanımefendi? Bu bana değerinden daha çok uydu. Bu desenin uzun kollusu var mı? Evet, var. Onu alayım o zaman ben. Bir erkek ve kız öğrenci iş ilanlarına bakıyorlar. Kız öğrenci hangi işe başvuracak? Hey, bu iş nasıl sence? Saatlik ücret epey yüksek. Evet, ücreti oldukça iyi ama sence gerçekten gazete dağıtımcılığı yapabilir misin? Tabii ki. Çok iyi bisiklet kullanırım ama sabah erken kalkmak çok işime gelmiyor. Bu iş nasıl? Ücreti o kadar yüksek değil ama haftada 2-3 kere ve akşamları çalışabilirsin. Bu mu? Süpermarket kasiyeri. Okuldan sonra çalışmak iyi olurdu. Bu kafe işi de iyi olabilir. Aa, o kafeyi çok seviyorum. Hem de okula giderken yolumun üzeri. Gayet iyi, değil mi? Hangisine başvursam ki? Hangi ikisi arasında kaldın? Kafe içiyle gazete dağıtımcılığı arasında mı? Evet, gazete dağıtımcılığı işinde gayet iyi para var. Tamam, kararımı verdim. Yalnızca sabahları daha erken kalkmam gerekecek. Bir kadın kuaförüyle konuşuyor. Kadın saçı için nasıl bir şekil istiyor? İyi günler. Yardımcı olabilir miyim? İyi günler. Richie için saat 3'te randevum vardı. Aa evet. Hoş geldiniz bayan Richie. Böyle buyurun. Bugün sizin için ne yapabilirim? Saç şeklimi biraz değiştirmek istiyorum. Tamam. Saçınızı ne uzunlukta kesmemi istersiniz? Omuz hizasında. Anlaşıldı. Peki kahkülleriniz? Kahküllere dokunmayın lütfen. Saçınızı ortadan mı yoksa kenardan mı ayırayım? Biraz kenardan. Hangi taraftan? Biraz ortadan sola doğru. Tamamdır. Önce saçınızı yıkayalım. Lütfen buradan buyurun. Bir adam otelde rezervasyon yaptırıyor. Adam hangi odada kalacak? Seaside Oteli Size nasıl yardımcı olabilirim? İyi günler. 22 Eylül'de otelinizde bir geceliğinde kalmak istiyorum. Tabii. 22 Eylül gecesi. Kaç kişisiniz? İki kişi. Sigara içilen oda mı istersiniz yoksa sigara içilmeyen oda mı? Sigara içilmeyen oda lütfen. O gün için sigara içilmeyen odalarda yalnızca dağ manzaralı bir oda boş. Sizin için uygun mu? Okyanus manzaralı bir oda istiyordum ama... Kusura bakmayın. O gün boş olan okyanus manzaralı odalarımızın hepsi sigara içilen odalar. Peki, 23 Eylül için sigara içilmeyen okyanus manzaralı boş oda var mı? Evet, var. Tamam o zaman, 23 Eylül günü kalacağız. Bir karı ve koca bazı kat planlarına bakıyorlar. Hangi daireye bakacaklar? Bu nasıl? Güzel, geniş bir oturma odası var. Büyük oturma odasının olması güzel ama ben park yeri istiyorum. Peki, ya bu nasıl? Aa, bu güzel. Bunu gidip görelim mi? Bir saniye, dolap biraz fazla küçük değil mi? Haklısın. Tam aradığımız gibi bir ev yok gibi. Bir dakika, buna ne dersin? İhtiyacımız olan her şeye sahip, değil mi? Ayrıca dolap da oldukça büyük. Hadi gidip bunu görelim. Tamam. Level 4. Advanced. Bir adam ve kadın ertesi gün iş yerinde yapacakları sunumun hazırlıkları hakkında konuşuyorlar. Kadın, konuşma bittikten sonra neyi kontrol edecek? Tamam, yarınki sunum için neredeyse hazırız. Birkaç ufak tefek şey kaldı. Toplantı tam 9'da başlıyor. Toplantı odasını tekrar kontrol edebildin mi? Evet, çoktan kontrol ettim. Süper. Projektör sorunsuz çalışıyor mu? Aa, projektörü yarın sabah dizüstü bilgisayarımla kontrol edeceğim. Hayır, o projektör çalışıyor mu çalışmıyor mu bugün kontrol etmeliyiz. Yarın bir sorun çıkarsa düzeltmek için zamanımız yok. O yüzden projektörü bugün kontrol et lütfen. Çok önemli oldu mu? Tamam, bugün bakarım. Çıktıların fotokopisini alabildin mi? Bayan Tanaka şimdi onunla uğraşıyor. Bakalım başka... Aa, yazı tahtasını kontrol ettin mi? Evet, ettim. Bazen kalenlerde yeterli mürekkep olmuyor. Onları kontrol etme şansın oldu mu? Daha etmedim ama söz yapacağım. Lütfen, o işi bugün hallet. Bir kadın telefonda bir oyun için bilet rezervasyonu yapıyor. Kadın hangi iki koltuğu aldı? İyi günler. Black Tiyatrosu. Nasıl yardımcı olabilirim? Bu akşam 17.30 Kral yer için iki bilet almak istiyordum. Boş yer var mıydı? Birkaç boş koltuk mevcut. Ancak maalesef yan yana iki boş koltuk yok. Sizin için uygunsa iki ayrı koltuk verebiliriz. Tamam, bir mahsuru yok. Özel bir yer isteğiniz var mı? Mümkünse koridor tarafından koltuk istiyorum. Orta bölümün sol tarafında bir koridor tarafı koltuk mevcut. Ve onun üç koltuk sağında başka bir boş koltuk var. Köşede mi? Tamam o zaman. O koltuğu almak istiyorum. Tabii. Diğer koltuk nereden olsun? Ortalarda boş yer var mı? Orta taraftaki tek boş koltuklar birinci sıra ile üçüncü sıra arasında. Aktörlerin üzerime tükürmesine pek hevesli değilim. Bu salonumuz diğerlerine göre küçük. En köşede otursanız bile oyunu keyifle izleyebileceğinizi düşünüyorum. Öyle mi? O zaman bahsettiğiniz o sol köşedeki koltuğu alayım. Bir kadın Dış kaynaklı bir basım şirketinde çalışan bir adamla yeni bir ürünün broşürü hakkında konuşuyor. Broşürün ilk tasarım taslağının son teslim tarihi ne zaman? Yeni ürünümüzü 15 Ekim'de piyasaya sürmeye karar verdik ve broşürümüzün tasarımı için sizinle anlaşmak istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Size projenizde yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyarız. Bize programınız hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Her şeyi ne zamana kadar bitirmemiz gerekiyor? Basım için gereken süreyi düşünürsek, Eylül'ün sonuna kadar broşürlerin basıma hazır halde olmasını istiyoruz. Tasarımın ilk taslağını Ağustos'un ortasına kadar bize gönderebilmeniz mümkün mü? Şöyle ki, ilk taslak için size 3 tasarım seçeneği vereceğiz. Ve sizden konseptinize en uygun olan tasarımı seçmenizi isteyeceğiz. Ondan sonra seçtiğiniz tasarım üzerine çalışıp son taslığı hazırlayacağız. Bu yüzden bu son aşama için bize iki haftalık bir süre tanıyabilirseniz çok memnun oluruz. Anlaşıldı. Hazırladığınız tasarımlar arasından seçim yapıp son tasarıma karar vermemiz için bir ay herhalde yeterli olacaktır. Tamamdır. Size güveniyoruz. Emin ellerdesiniz. Tasarım ekibimiz alanının en iyisidir. Çok teşekkür ederiz. Bir adam bir spor kulübüne üye oluyor ve sözleşme hakkında bilgi alıyor. Adam hangi üyeliği seçecek? Öncelikle size kulübümüzün broşürde de anlatılan çeşitli üyelik seçenekleri hakkında biraz bilgi vereyim. Normal üyelerimiz spor salonunu ve havuzu haftada istedikleri gün ve saatte kullanabilirler. Bunun dışında tesisimizin yalnızca sabah erken saatlerde kullanılabildiği bir sabah üyeliği ve kulübümüze yalnızca akşam gelmek isteyen insanlar için akşam üyeliği de sunuyoruz. Sabah üyeliği hangi saatlerde geçerli? Sabah üyelerimiz tesisimizi sabah 6 ile 10 arası, akşam üyelerimiz ise akşam 6 ile 11 arası kullanabilir. Anladım. İsteyenler sabah işe gitmeden önce buraya gelip spor yapabilirler yani. Aynen öyle. Sabah üyeliği 9-17 arası çalışan insanlar arasında oldukça popüler. Ayrıca yalnızca spor salonu veya yalnızca havuzdan yararlanabileceğiniz üyeliklerimiz de mevcut. Ben hem spor salonunu hem de havuzu kullanmak istiyorum. Sabahları erkenden işe gitmeden önce spor salonunu, hafta sonları da havuzu kullanmayı düşünüyorum. Hafta içi sabahları, hafta sonu tüm günü kapsayan bir üyeliğiniz var mı? Üzgünüz, o türden bir üyeliğimiz yok. Anladım. Hafta sonları sabah erken kalkabileceğimi sanmıyorum. O yüzden bu üyelik seçeneğini alayım. Bir adam toplantıda şirketinin satış performansı hakkında rapor veriyor. Adam sunumu için hangi iki tabloyu kullanıyor? Lütfen elimizdeki kağıtlara bakalım. Soldaki tablo şirketimizin son 3 yıldaki satışlarını ve bu yıl için öngörülen satışını göstermekte. Sağdaki tablo ise bu yılın Ekim ayına kadar olan satışın aylık tablosu. Şimdi lütfen soldaki tabloya bakalım. Bu tabloda satışlarımızın son 3 yılda istikrarlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Ve satışlarımızı bu şekilde arttırmaya devam edebildiğimiz takdirde bu yılki toplam satışımız geçen yıla oranla artış gösterecek. Şimdi bir de sağdaki tabloya bakalım. Bu tablo Nisan ve Ağustos ayında yürüttüğümüz kampanyaların oldukça etkili olduğunu gösteriyor. Anlıyorum. Fakat kampanyalardan sonraki Mayıs ve Eylül aylarında satışlarımız düştü. Haklısınız. Ancak sonradan bu tür bir canlanma olması da kaçınılmaz. Eğer satışlarımızı arttırmaya devam edebilirsek yıllık satışımızda geçen yıl oranla bir artış olmasını beklemekteyim. How was it? Now you can check your answers. Level 1. Absolute beginner. Answer. Hangi fotoğrafa bakıyorlar? Bir erkek ve kadın fotoğrafa bakıyor. Hangi fotoğrafa bakıyorlar? Bu fotoğraf oğlunun oynadığı futbol takımına ait değil mi? Hangisi oğlun? Bu. O, boyu en uzun olan. Herhalde yani. Benden bile uzun. Bugün ilk yaptığı şey ne oldu? Bir erkek çocuk günlüğünü okuyor. Bugün ilk yaptığı şey ne oldu? Bugün hava çok güzel. Öğleden sonra havuzda yüzmeye gittim. Akşam üzeri de sinemaya gittim. Ayrıca tüm sabah ders çalıştım. Bugün hiç de fena değildi. Doktorun muayenehanesinde ne zaman olması gerekiyor? Bir adam doktorun muayenehanesini arıyor. Doktorun muayenehanesinde ne zaman olması gerekiyor? Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim? Bugün kaçta kapanıyorsunuz? Altıda kapanıyoruz. Ama lütfen beş buçuktan önce gelin. Peki, teşekkür ederim. Adam ne sipariş edecek? Bir adam ve kadın restoranda menüye bakıyor. Adam ne sipariş edecek? Sen ne sipariş edeceksin Pizza çok lezzetli görünüyor Sanırım ben onu alacağım Dün pizza yedim O yüzden Tamam o zaman Hamburger nasıl İyi olabilir Onu alayım Kadın hangi kitabı görmek istiyor Bir kadın kitapçıdaki mağaza görevlisine bir şey soruyor kadın hangi kitabı görmek istiyor? Affedersiniz, o rafın üzerindeki kitaba bir bakmak istiyordum. Hangi kitabı istersiniz? Arabalarla ilgili olanı. Bir dakika lütfen. Bu mu? Evet, o. Buyurun. Level 2. Beginner. Answer. Hangi tasarımda karar verdiler? bir adam ve kadın şirketin kart vizit tasarımı hakkında konuşuyor. Hangi tasarımda karar verdiler? Şirket kart vizitlerinin yeni tasarımları geldi. Sence hangisi en iyisi? Bir bakalım. Bence firma ismi daha büyük olmalı. Tamam o zaman. Bunlardan biri olsun. Evet. Bunları sevdim. Çünkü firma ismi büyük ve üstte. Birinde fotoğraf için yer de var. Ne dersin? Hmm, bence yazıları biraz küçük yapıyor. Doğru. Fotoğraf olunca yazının okunması biraz zor olabilir. Tamam o zaman, öbürünü seçelim. Hava nasıl olacak? Hava durumunu dinliyorsunuz. Hava nasıl olacak? Tüm sabah boyunca güneşli bir hava var. Fakat öğleden sonra bulutlanma olacak. Ve gece yağmur bekleniyor. Gece boyunca yağan yağmur, yarın güneşin kendini gösterdiği sabahın erken saatlerine kadar devam edecek. Ne alacak? Bir adam telefonda karısıyla konuşuyor. Ne alacak? Hey, ben eve dönüyorum. Tamam, Eve dönerken bir şeyler alır mısın? Elbette. Ne almamı istersin? Yarınki kahvaltı için süt ve ekmeğe ihtiyacımız var. Süt ve ekmek. Tamamdır. Kaç kutu süt? Bir tane yeter. Tamam. Başka bir şey? Bir saniye. Yağımız kalmış mı bir bakayım. Tamam daha varmış. İyi. Biramız kaldı mı? Evet. Hala bir şişe var burada. Tamam o zaman. Şu an daha almamıza gerek yok. Evet, tamamdır. Teşekkürler. Eski yazıcı nerede? Bir adam ve kadın ofiste yazıcılar üzerine konuşuyor. Eski yazıcı nerede? Yeni yazıcıyı nereye koyalım? Hmm, bence şu an eski yazıcının olduğu yere koymalıyız. Ama eskisi hala çalışıyor. Kullanmaya devam edeceğiz. Peki, o zaman yenisini oraya koyamayız. Kötü oldu. Yenisini kapının yanındaki rafın üzerine koymak iyi olurdu. Fakat orada sadece bir yazıcı için yer var. Tamam o zaman. Odanın öbür tarafına koyalım. Doğru. Pencerenin yanı nasıl? Gayet güzel. Hangi kolyeyi alacak? Bir adam karısına doğum günü hediyesi için bir kuyumcuya bakıyor. Hangi kolyeyi alacak? Nasıl yardımcı olabilirim? Karım için bir doğum günü hediyesi arıyorum. Ne önerirsiniz? Pekala. Bu kolye nasıl? Hmm. Biraz fazla uzun görünüyor. Peki ya buradakiler? Bir çiçekli kolye ucu olan var, bir tane de kalpli. Biraz daha zarif bir şey arıyorum. Buradaki inci kolye ne kadar? 3000 lira. Hmm, çok pahalı. Tamam, bunu alacağım. Elbette, buyurun. Level 3. Intermediate. Answer. Kadın hangi elbiseyi alacak? Bir kadın bir yandan elbise deneyip bir yandan satıcıyla konuşuyor kadın hangi elbiseyi alacak Size gayet yakıştı. Üzerinize de tam oturdu. Evet, bedeni oldu. Ama ben genelde sade renkler giyerim. Bu tür desenlere alışkın değilim. Bence size çok yakıştı. Öyle mi? Yine de bunu giyebilmem için biraz cesarete ihtiyacım var. Peki bu elbise nasıl? Bu desen daha oturaklı. Diğeri gibi göze batmıyor. Haklısınız. Onu da bir deneyeyim. Buyurun. Nasıl oldu hanımefendi? Bu bana değerinden daha çok uydu. Bu de senin uzun kollusu var mı? Evet, var. Onu alayım o zaman ben. Kız öğrenci hangi işe başvuracak? Bir erkek ve kız öğrenci iş ilanlarına bakıyorlar. Kız öğrenci hangi işe başvuracak? Hey! Bu iş nasıl sence? Saatlik ücret epey yüksek. Evet, ücreti oldukça iyi ama sence gerçekten gazete dağıtımcılığı yapabilir misin? Tabii ki. Çok iyi bisiklet kullanırım. Ama sabah erken kalkmak çok işime gelmiyor. Bu iş nasıl? Ücreti o kadar yüksek değil ama haftada 2 üç kere ve akşamları çalışabilirsin. Bu mu? Süpermarket kasiyeri. Okuldan sonra çalışmak iyi olurdu. Bu kafe işi de iyi olabilir. Aa, o kafeyi çok seviyorum. Hem de okula giderken yolumun üzeri. Gayet iyi, değil mi? Hangisine başvursam ki? Hangi ikisi arasında kaldın? Kafe işletile gazete dağıtımcılığı arasında mı? Evet, gazete dağıtımcılığı işinde gayet iyi para var. Tamam, kararımı verdim. Yalnızca sabahları daha erken kalkmam gerekecek. Kadın saçı için nasıl bir şekil istiyor? bir kadın kuaförüyle konuşuyor. Kadın saçı için nasıl bir şekil istiyor? İyi günler. Yardımcı olabilir miyim? İyi günler. Richie için saat 3'te randevum vardı. Aa evet. Hoş geldiniz bayan Richie. Böyle buyurun. Bugün sizin için ne yapabilirim? Saç şeklimi biraz değiştirmek istiyorum. Tamam. Saçınızı ne uzunlukta kesmemi istersiniz? Omuz hizasında. Anlaşıldı. Peki kahkülleriniz? Kahküllere dokunmayın lütfen. Saçınızı ortadan mı yoksa kenardan mı ayırayım? Biraz kenardan. Hangi taraftan? Biraz ortadan sola doğru. Tamamdır. Önce saçınızı yıkayalım. Lütfen buradan buyurun. Adam hangi odada kalacak? Bir adam otelde rezervasyon yaptırıyor. Adam hangi odada kalacak? Seaside Oteli, size nasıl yardımcı olabilirim? İyi günler. 22 Eylül'de otelinizde bir geceliğine kalmak istiyorum. Tabii, 22 Eylül gecesi. Kaç kişisiniz? İki kişi. Sigara içilen oda mı istersiniz yoksa sigara içilmeyen oda mı? Sigara içilmeyen oda lütfen. O gün için sigara içilmeyen odalarda yalnızca daha manzaralı bir oda boş. Sizin için uygun mu? Okyanus manzaralı bir oda istiyordum ama... Kusura bakmayın. O gün boş olan okyanus manzaralı odalarımızın hepsi sigara içinen odalar. Peki. 23 Eylül için sigara içilmeyen okyanus manzaralı boş oda var mı? Evet, var. Tamam o zaman. 23 Eylül günü kalacağız. Hangi daireye bakacaklar? Bir karı ve koca bazı kat planlarına bakıyorlar. Hangi daireye bakacaklar? Bu nasıl? Güzel, geniş bir oturma odası var. Büyük oturma odasının olması güzel ama ben park yeri istiyorum. Peki, ya bu nasıl? Aa, bu güzel. Bunu gidip görelim mi? Bir saniye, dolap biraz fazla küçük değil mi? Haklısın. Tam aradığımız gibi bir ev yok gibi. Bir dakika, Buna ne dersin? İhtiyacımız olan her şeye sahip, değil mi? Ayrıca dolap da oldukça büyük. Hadi gidip bunu görelim. Tamam. Level 4 Advanced. Answer. Kadın konuşma bittikten sonra neyi kontrol edecek? Bir adam ve kadın ertesi gün iş yerinde yapacakları sunumun hazırlıkları hakkında konuşuyorlar. Kadın, konuşma bittikten sonra neyi kontrol edecek? Tamam. Yarınki sunum için neredeyse hazırız. Birkaç ufak tefek şey kaldı. Toplantı tam 9'da başlıyor. Toplantı odasını tekrar kontrol edebildin mi? Evet, çoktan kontrol ettim. Süper. Projektör sorunsuz çalışıyor mu? Aa, projektörü yarın sabah dizüstü bilgisayarımla kontrol edeceğim. Hayır, o projektör çalışıyor mu, çalışmıyor mu bugün kontrol etmeliyiz. Yarın bir sorun çıkarsa düzeltmek için zamanımız yok. O yüzden projektörü bugün kontrol et lütfen. Çok önemli oldu mu? Tamam, bugün bakarım. Çıktıların fotokopisini alabildin mi? Bayan Tanaka şimdi onunla uğraşıyor. Bakalım başka. Aa, yazı tahtasını kontrol ettin mi? Evet, ettim. Bazen karelerde yeterli mürekkep olmuyor. Onları kontrol etme şansın oldu mu? Daha etmedim ama söz, yapacağım. Lütfen. O işi bugün hallet. Kadın hangi iki koltuğu aldı? Bir kadın telefonda bir oyun için bilet rezervasyonu yapıyor. Kadın hangi iki koltuğu aldı? İyi günler. Black Friday Tiyatrosu. Nasıl yardımcı olabilirim? Bu akşam 17.30 Kral Diyar için iki bilet almak istiyordum. Boş yer var mıydı? Birkaç boş koltuk mevcut. Ancak maalesef yan yana iki boş koltuk yok. Sizin için uygunsa iki ayrı koltuk verebiliriz. Tamam, bir mahsuru yok. Özel bir yer isteğiniz var mı? Mümkünse koridor tarafından koltuk istiyorum. Orta bölümün sol tarafında bir koridor tarafı koltuk mevcut ve onun üç koltuk sağında başka bir boş koltuk var. Köşede mi? Tamam o zaman. O koltuğu almak istiyorum. Tabii. Diğer koltuk nereden olsun? Ortalarda boş yer var mı? Orta taraftaki tek boş koltuklar birinci sıra ile üçüncü sıra arasında. Aktörlerin üzerime tükürmesine pek hevesli değilim. Bu salonumuz diğerlerine göre küçük. En köşede otursanız bile oyunu keyifle izleyebileceğinizi düşünüyorum. Öyle mi? O zaman bahsettiğiniz o sol köşedeki koltuğu alayım. Broşürün ilk tasarım taslağının son teslim tarihi ne zaman? Bir kadın, dış kaynaklı bir basım şirketinde çalışan bir adamla yeni bir ürünün broşürü hakkında konuşuyor. Broşürün ilk tasarım taslağının son teslim tarihi ne zaman? Yeni ürünümüzü 15 Ekim'de piyasaya sürmeye karar verdik ve broşürümüzün tasarımı için sizinle anlaşmak istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Size projenizde yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyarız. Bize programınız hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Her şeyi ne zamana kadar bitirmemiz gerekiyor? Basım için gereken süreyi düşünürsek, Eylül'ün sonuna kadar broşürlerin basıma hazır halde olmasını istiyoruz. Tasarımın ilk taslağını Ağustos'un ortasına kadar bize gönderebilmeniz mümkün mü? Şöyle ki, İlk taslak için size 3 tasarım seçeneği vereceğiz ve sizden konseptinize en uygun olan tasarımı seçmenizi isteyeceğiz. Ondan sonra seçtiğiniz tasarım üzerinde çalışıp son taslığı hazırlayacağız. Bu yüzden bu son aşama için bize 2 haftalık bir süre tanıyabilirseniz çok memnun oluruz. Anlaşıldı. Hazırladığınız tasarımlar arasından seçim yapıp son tasarıma karar vermemiz için bir ay herhalde yeterli olacaktır. Tamamdır. Size güveniyoruz. Emin ellerdesiniz. Tasarım ekibimiz alanının en iyisidir. Çok teşekkür ederiz. Adam hangi üyeliği seçecek? Bir adam bir spor kulübüne üye oluyor ve sözleşme hakkında bilgi alıyor. Adam hangi üyeliği seçecek? Öncelikle size kulübümüzün broşürde de anlatılan çeşitli üyelik seçenekleri hakkında biraz bilgi vereyim. Normal üyelerimiz spor salonunu ve havuzu haftada istedikleri gün ve saatte kullanabilirler. Bunun dışında tesisimizin yalnızca sabah erken saatlerde kullanılabildiği bir sabah üyeliği ve kulübümüze yalnızca akşam gelmek isteyen insanlar için akşam üyeliği de sunuyoruz. Sabah üyeliği hangi saatlerde geçerli? Sabah üyelerimiz tesisimizi sabah 6 ile 10 arası, akşam üyelerimiz ise akşam 6 ile 11 arası kullanabilir. Anladım. İsteyenler sabah işe gitmeden önce buraya gelip spor yapabilirler yani. Aynen öyle. Sabah üyeliği 9-17 arası çalışan insanlar arasında oldukça popüler. Ayrıca yalnızca spor salonu veya yalnızca havuzdan yararlanabileceğiniz üyeliklerimiz de mevcut. Ben hem spor salonunu hem de havuzu kullanmak istiyorum. Sabahları erkenden işe gitmeden önce spor salonunu, hafta sonları da havuzu kullanmayı düşünüyorum. Hafta içi sabahları Hafta sonu tüm günü kapsayan bir üyeliğiniz var mı? Üzgünüz. O türden bir üyeliğimiz yok. Anladım. Hafta sonları sabah erken kalkabileceğimi sanmıyorum. O yüzden bu üyelik seçeneğini alayım. Adam sunumu için hangi iki tabloyu kullanıyor? Bir adam toplantıda şirketinin satış performansı hakkında rapor veriyor. Adam sunumu için hangi iki tabloyu kullanıyor? Lütfen elimizdeki kağıtlara bakalım. Soldaki tablo şirketimizin son 3 yıldaki satışlarını ve bu yıl için öngörülen satışını göstermekte. Sağdaki tablo ise bu yılın Ekim ayına kadar olan satışın aylık tablosu. Şimdi lütfen soldaki tabloya bakalım. Bu tabloda satışlarımızın son 3 yılda istikrarlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Ve satışlarımızı bu şekilde arttırmaya devam edebildiğimiz takdirde bu yılki toplam satışımız geçen yıla oranla artış gösterecek. Şimdi bir de sağdaki tabloya bakalım. Bu tablo Nisan ve Ağustos ayında yürüttüğümüz kampanyaların oldukça etkili olduğunu gösteriyor. Anlıyorum. Fakat kampanyalardan sonraki Mayıs ve Eylül aylarında satışlarımız düştü. Haklısınız. Ancak sonradan bu tür bir canlanma olması da kaçınılmaz. Eğer satışlarımızı arttırmaya devam edebilirsek yıllık satışımızda geçen yıla oranla bir artış olmasını beklemekteyim. How is your language level? Let us know in the comments below. And remember, if you want to be able to understand the language, just click the link in the description and access the best library of online content to help you improve your skills. If you've studied your target language, but you can barely understand native speakers, you might be doing something wrong. You know the vocabulary and grammar they're using, but for some reason, when they speak at a faster speed, you can't keep track of what's going on. Why is this happening? Have you spent all this time learning in vain? This is a common issue that all language learners face at some point or another. The truth is, it's actually a good problem to have because only students with a higher level of skill will experience it. When you know a lot of the language but have trouble understanding native speakers, the problem is almost always with your listening skills. Learning what words mean and practicing how to use them in a sentence are both invaluable skills to develop. But people often forget that in addition to speaking, writing, and reading, we have to develop our listening skills in a foreign language as well. In this video, we'll look at three practical ways to improve your listening skills. Number one, practice active listening. One of the best ways to practice listening is to, well, listen to your target language. But this doesn't mean putting on some music and listening to it in the background as you do other things. You need to practice active listening. Get your hands on a recording of spoken language. You can use a movie, news broadcast, or a podcast. You can even try subscribing to a YouTube channel. Listen to a segment of the audio and do your best to write down what you hear. After a couple tries at this, go back and double check what you wrote against the script of what was actually said. If you're watching a movie, you can double check yourself by turning on the subtitles. Our language learning program is one of the best tools for developing your listening skills. You can listen to the conversation in a lesson and then check it back against the lesson transcripts. This is simple, easy, and you can be sure that the transcripts are correct. Number two, practice pronunciation. Any problems you have pronouncing new words correctly will be reflected back in your listening skills. It's hard for your brain to decipher and remember a sound, be it a letter or a word, that you don't know how to make yourself. A good accent will give you the ability to hear and pick out the otherwise unnatural new sounds. To develop your accent, focus on any sounds or letters that feel difficult or unnatural for you. Once you get more comfortable with the basic sounds, start to combine them using words and whole sentences. Listen to native speakers as much as possible and take note of how words and sounds can blend, morph, or get dropped in rapid speech. Do your best to listen to this phenomenon and imitate what you hear. Focus more on how the syllables are said together rather than simply saying the words next to each other. There is often a significant difference between how words are said individually and how they are said when spoken together in a rapid fire sentence. This is a big part of the reason language learners can know a lot of vocabulary and grammar but still not understand native speakers. Our playback feature is great for pronunciation practice. You can play back the podcast itself or listen to words individually. You can even listen back at a slower speed if you're having trouble catching the correct pronunciation at native speaker speed. Number three, make listening part of your routine. Now that you've started practicing active listening and pronunciation, make it a part of your regular learning. Allot a specific amount of time for each of your listening activities. For example, you might practice 10 minutes of active listening, followed by 10 minutes of practicing vowels, and then 10 minutes of imitation practice with a podcast. Now, you don't have to use this schedule exactly. Tailor it to your own needs and availability. The point is that you should make a conscious and decisive effort to practice your listening skills on a regular basis. It could be 30 minutes a day or it might be 10. What matters most is that you practice consistently. These three tips will help you close any gap that might exist between your knowledge of your target language and your listening abilities. Understanding native speakers may seem daunting at first, but with a little time and perseverance, you will see your skills improve. And for even more ways to practice listening, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.